Selamun Aleyküm Akit TV ekranlarından. Hayırlı akşamlar kıymetli izleyenler. Bir milli diriliş programıyla daha huzurlarınızdayız. Programımızın daim konuğu kıymetli misafirimiz İlahiyatçı Hatip Yazar. 20. dönem kapatılan Refah Partisi Rize Milletvekili ve eski Rize Belediye Başkanlarımızdan kıymetli hocamız Şevki Yılmaz. Bu akşam da Akit stüdyolarında yerini aldı. Sayın hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın hocam, bu sabah itibariyle menfur bir saldırıyla Türkiye gündemi bir anda değişti. 10 ölü var, 15 yaralı var. Şu an resmi rakamlar bu minvalde, son dakika itibariyle. Ülkemiz milli duruş ve milli dirilişi sağlayacak politikaları ne zaman gündeme gelse Türkiye'de her daim bu tür menfur saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz. Ve birileri de hemen katil devlet diye ilk saniyede suçluyu buluveriyor. Şimdi hem Sultanahmet'teki bu menfur saldırıyı hissiyatınızı almak hem de bu konu üzerinden mevcut siyasi aranayı birlikte değerlendirmek istiyorum hocam. Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ımıza hamd, önderimiz, liderimiz, baş öğretmenimiz, izinden gitmekle şeref duyduğumuz sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'mıza, bütün peygamberlere, ehli beytine, âl-i ashabına, Allah'ın ilke ve inkılabı doğrultusunda Müslümanca yaşama gayreti çullan tüm kardeşlerime salat ve selam olsun. Sözlerimize başlamadan evvel tüm izleyicilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Terör dünyanın kuruluşundan başladı. Barışla terör, cennetle cehennem dünyada yan yanadır. Ahirette ayrılacaklar. Cennettekileri huzursuz edemeyecek teröristler. Cehennemdekiler de mutluluğu, barışı, sevgiyi tatamayacaklar cennetliklerden ayrı olduğu için. Ama dünya imtihandır. İç içe kötülerle iyiler beraber imtihan oluyoruz. Ki peygamberin oğlu ilk terörü işlemiş bildiğiniz gibi. Haset etmiş. Ve kardeşi Habil'i şehit etmiş Kabil. Dolayısıyla tarih boyunca barıştan, kardeşlikten, huzurdan yana olanlarla huzuru kıskananlar, sermaye çevreleri, Kur'an-ı Kerim ifadesiyle mele takımı arasında bir kavga var. Paylaşım kavgası. Dünyayı kim yönetecek? Aileyi kim yönetecek? Ülkeyi kim yönetecek? Evde bile Allah'ın hakemliğini kabul etmediniz mi terör başlar. Gelin der ki bu evde yönet, idareci benim. Erkek eline güvenir. Senin ağzını kırarım der erkek. Bu evin reisidir der. Ana kaynana onu duyur, hemen aşağı öfkeyle iner. Sen ne karışıyorsun da yeni geldin bu eve. Bu evin idarecisi benim der. Böylece bir curcuna kopar. Boşanmaya karar verirler. Olmuş bir hadise. Ve hala hayatta olan değerli hocama gidiyorlar. Tefsiri var. Osman Topbaş hocamın tefsirinde okudum. Güzel bir olay. Bunun için mi boşanmaya karar verdiniz? Gelin biraz daha akıllıymış. Demiş bakalım bu eve kim karışır? Bir soralım hocaya. Dediler Osman Hoca Efendi ihlaslıdır gidelim ona danışalım. Bunun için mi yuvanızı yıkıyorsunuz? Al şu levhayı asın. Oturduğunuz misafir odasına. Kavga ederken okursunuz, kavgadan vazgeçersiniz inanıyorsanız. Arapça bir levha vermiş hediye, üstüne de yazmış. Bu evde maşallah. Bu evde Allah'ın dediği olur. Kavga bitti mi? Bitti. İşte dünyadaki kavga mülk Allah'ın, Allah'a danışmamaktan kaynaklanıyor. Kimin dediği olur kavgası? Emperyalistler illa diyor ki dünyada bizim dediğimiz olacak güçler. Ailede başlamış bu. Feminizm neden doğdu? Kadınların kraliçeliği. Neden doğdu? Erkeğin güce dayalı krallığından doğdu. Halbuki ne feminizm var ne krallık var. Haklar var, hukuk var. İşte bu çiğnendiği zaman dünyada paylaşım kavgası oluyor. Bu terör yeni değil. Bilhassa
haklar elde edildiği sürece hakkı gasp edenler hakları geri almak için kavga edecekler, terör çıkaracaklar. Geçmişte biz bunları yaşadık. Bugün Sultanahmet'te terörü kalbimle lanetliyorum. Bir kere turistler Allah'ın emanetidir. İslam hukukunda turist müstemendir. Çok ilginç. Müstemen. KJ'ye yani, yazabilir arkadaşlar tabii, bunu. Yani turistler müstemen. Ne demek? Emniyet altında bu ülkede. Canları, malları, namusları devlet tarafından korunacak ve halk da bunlara saygı gösterecek. Turisti aldatamazsın. Turisti aldatmak, normal bir Müslümanı aldatmanın iki katı azabı var. Vaktim yok. Hem kötü örnek oluyorsun, hem hırsızlık. Hem İslam'ı böyle bir din zannettiriyorsun gelen insanlara. Müstemen, aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdular. Müstemen, Allah'ın misafirleridir. Kim onlara ihanet ederse, Allah'a ihanet etmiş olur buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Turiste ihanet etmeyi Allah'a ihanet olarak görüyor. Misafire yani. Tabii. Ülkemize gelmiş. Gelen, emniyetle giren, vizeyle giren, gümrük kapılarından giren bir insan veya kaçak girsin. Onlar emanettir. Onları korumak hem devletin görevi hem vatandaşların görevidir. Bundan dolayı aklınızı kiraya verirseniz işte turisti bilerek seçilmiş. Bunlar tesadüf değil. Özellikle yani o konulara gireceğiz. Alman. Yani Almanya evet, biliyorsun Türkiye ile Almanya'nın Orta Doğu'da büyük rekabeti var. Amerika, Avrupa arasında Almanya ile Amerika'nın bir kavgası var Avrupa'da. Paylaşım kavgası. Türkiye üzerinde de. Dolayısıyla Almanların seçilmesi tesadüf değil. Patlayacak yerin seçilmesi tesadüf değil. O robot dediğiniz intihar tam bir aptal. Kendinden geçmiş. Hap mı içirdiler? İslam her türlü şeyi yapabiliyorlar bugün. Kullandılar. İster Suriye'den gelsin ister Suudi Arabistan'dan hiç önemli değil. Onu o gelip de burada ona o bombaları bağlayan mihraklar bellidir. Burada devlet içindeki köstebeklerin ihaneti var. İstihbaratımız, emniyetimiz bunları zamanında bildiriyor. Göreceksin bu da bildirilmiştir. Hı hı. Ama işte orada zincir kopuşu var. Bu zinciri kim koparttı? Bu bilgiyi kim hasır altı yaptı? Ben bu patlamayla müsaadenizle Reyhanlı'daki patlamayı aynı bağlantı, aynı kol olarak görüyorum. Reyhanlı'da da ki inşallah bunu devlet burada bu ihbarımı değerlendirir. Ki Reyhanlı'da yeniden soruşturma başlatıldı. Üzeri kapatılmış idi. Sağ olsun Hatay valisi çok ciddi bir insan. Olağan üzerine gidiyor. Reyhanlı'da arabanın plakası bile verilmiş, patlayacak plaka. İstihbarat. Emniyete veriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün durumu bildiriyor. Ve plakalı araba görülüyor. Ama müdahale edilmiyor. Devletin içinde hain köstü her dönemde olmuş. Ve orada kaç vatan, 50'ye yakın kardeşimiz şehit oldu bombayla. Hedef belli. Seçilen yer belli. Hatay, Alevi, Sünni kardeşlerim birlikte yaşadığı huzur kenti. O kentte yayılacak bir ateş bütün Türkiye'de Alevi Sünni kavgasını fitilleyecek. Özellikle seçilmiş. Özellikle seçilmiş. Ve burada ilk defa söylüyorum. Esad'ın istihbaratından ayrılan, Esad'a isyan eden bir muhbir bu olayları geliyor anlatıyor. Ve o adam anlatıldığı zaman gece Esad'ın o karakoluna teslim ediliyor. Hmm. Tebrik edileceğini. Gelen iddia çok geri veriliyor. Tabii geri veriliyor. Bir kısım emniyetçiler tarafından. Tabii. Geri veriliyor. Siz yani teşekkür edeceğin adamı bunu öldürün. Ona misafir geldiği insan da hemen gidiyor, izliyor ve kaçırıyor onu oradan. Tekrar öldürmesinler diye. Ve o bu olay kapanıyor. Kapatılıyor. Ve dolayısıyla aradan birkaç ne kadar oldu Reyhanlı'dan olaydan sonra şimdi duydum ki elhamdülillah yetkililer hakkında soruşturma başlatılıyor. Bu olayda da aynı bir içerik söz konusu. Tabii kesinlikle bak hocam. Bu terör istihbaratların savaşıdır. İstihbarat birimleri, CIA, Mossad,
KGB. Dünyada meşhur şeytani istihbarat örgütleridir. Hatta o kadar ileri gittiler ki Anasol M hükümetinde çok büyük bir rezalet yaşandı. FBI'nin şubesi açılıyor. Böyle bir şey olur mu ya? FBI ne demek? Bizdeki emniyet istihbarat. Emniyet istihbarat yurt dışında takipçi olabilir mi? İç güvenlikle istihbarat. İlgilenir. FBI de Amerika'nın iç emniyetidir. Ama Türkiye'de törenle Kızılay'da FBI şube açıyor. FBI neyden niye haber alacak? Neyi kontrol edecek? Ve daha acısı, Amerika'nın siyasi, İsrail Mossad'ı müşterek özel harp dairesini Türkiye'de kurdular. Özel harp dairesini çökertmeden bu terörleri önlemeniz mümkün değil. Emekli olmuş generalin harpte ne işi var? Emekli olmuşun, elbiseyi çıkarmışın, albayın vesaire, efendim polisin. Hemen işte özel harpte çalışıyor. Allah Allah. Özel maçı anladık da özel harpte. Gladio. Gladio çökertilmeden bir ülke kalkınmaz. İtalya Gladio'yu çökerttikten sonra kalkındı. Ne perişandı 1980'lerde. İtalya ne fakirdi. Yunanistan Gladio'yu çökerttikten sonra fert başına milli gelir 500 dolar iken bugün 15 bin dolara yükseldi. Ağlıyor 15 bin azalacak. Bizdeki Ergenekon operasyonları buna yönelik aynı miydi? Aynı şey. Gladio demek özel harp dairesi. Özel harp dairesi. Yani biz ona isimli kılıf bulmuşuz. Ergenekon çetesi demişiz. Tamamen Mossad ve CIA kontrol altındaki ülkeleri o istihbarat dairesiyle yönlendiriyor. Hangi insan kahyalıktan vazgeçti? Kafasına biniyor. Kahyalar değişir, garsonlar gelirse müsaade etmezler. Ülkeyi kahya mı yönetecek, garson mu? Erbakan hocam, merhumun sözüdür. Kahya devlet gidecek. Hatta daha açık konuşurdu. Gardiyan devlet gidecek. Garson. Garson devlet gelecek. Doğru. Bir hatıramı müsaade anlatayım. Hani Amerika'ya gitmiştik. Kızılderililerin kampına uğradık. Mazlumları çok severim. Bir avuç Kızılderili bırakmış haydut terörist Amerika. 20 milyon Kızılderili kesmiş. Sen kimsin dedi bana Kızılderili kampında. Müdür dedim. Kızılderili amcaoğlu Şevki Yılmaz. Güldü ya nereden amcaoğlu oluyoruz? Biz de Orta Doğu'nun yerli derilisiyiz. Anlayamadım. Esmer derilisiyiz. Yine anlayamadım dedi. Kovboyumuz haydutumuz aynı dedim. Sizi dövenle bizi döven. Güldü. Bir soru sorayım dedim. İslam dini diye bir din duydun. Kölenin ezilenin koşacağı bir din. Düşündü. İşte Hümeyni, Kaddafi yani terörist demek istiyor. Amerika'daki köle batıda doğudaki köleyi terörist görüyor. Doğudaki de batıdaki. Şimdi jetonum düştü dedim ona. Kızılderili. Bize de çocukken Texas Tom 200 okuttular. Neden dağıttılar bunu şimdi anlıyorum. Texas Tom 200 okurken hep sizi terörist gördük. Haydutları, düşmanları, sizi katledenleri tuttuk. Evet, size bir soru sorayım. Amerikan Cowboy filmini izleyip de içinizde hiç Kızılderili zavallıyı tutan olmuş mudur? Olmadı. İşte bu oyunun bir halkasıdır bu patlamalar. Şimdi bu bombayı koyan da aldatılmış biri. He? İntihar eden ahmak. Robotlaştırılmış. Burada parantez açıp bir şey sormak istiyorum. Sözümü bitireyim de. Ondan sonra asıl kahyaya geçeceğim. Bu kızılderililerden sonra Amerika'ya zenciler getirildi. Büyük işkencelerle, büyük zulümlerle. Gemilerle. Hayvan kafesleri. Birinci nesil çalıştı tarlalarda, ikinci nesil çalıştı. Üçüncü nesilde bir isyan çıktı Amerika'da, meşhur zenci isyanı. Dedi ki Amerikalılar ne yapacağız? O zaman traktör teknoloji yok ki bunları serbest bırakalım, hürriyetlerine kavuşturalım. Tarlalarda kimi çalıştıracağız? Bunları çalıştıracak bir ilaç yok mu? O toplantıda bulunan psikolog Amerikalı meşhur profesör, yanlış yapıyorsunuz dedi. Siz tarlalarda çalışan zencilerin
Başına beyaz şefler, Amerikalılar koymuşsunuz. Onlara tarihi hatırlatıyorsunuz, kinlerini artırıyorsunuz. Onlar Amerikalı gördükçe hep isyan ederler. Onları dövenleri değiştirin. Zenci zenciyi dövsün. Kırbaç beyazın elinde tabii, değil, siyahın elinde olsun. Tamam dediler, ilan ettiler zencilere. Amerikalı kahyaların işine son verdik. Zenciler de bayram ettiler, düşmanı denize döktük diye. Bizde oldu ya böyle. Peki ahmak aynı dayak. Dayağı neyiz değişti? Kırbaç aynı dayak aynı. Zenci zenciyi dövdü. Şimdi 1940'lı yıllarda işgallere bir bakın. Bütün işgalleri denize dökmüş. Cezayir'de zafer var, Tunus'ta zafer var, Libya'da Ömer Muhtar'la zafer var, zafer var. Yani kahyaları başımıza getirmemişiz, İngiliz'i, Amerikalı'yı. Bu metodu ondan sonra Orta Doğu'yu uyguladılar. Dediler kahyalar olmayacak. Kahyalar beyaz olmayacak, onlardan olacak. İngiliz olmayacak, tabii, Fransız olmayacak, Amerikalı yani olmayacak. İsmi Salaman olsaydı evet, hemen atardık. Direnirdik. Süleyman olunca 30 sene aldandık. İşte kahyalar, şimdi Türkiye'de bu terör, ihtilaller... Millet kahyaları değiştirip garsonu tercih etmeye başladığı an işte o kahyaların patronları, masonların patronları devreye giriyor. Onun için... Güzel bir analiz oldu hocam. Tabii, geniş kapsamlı evet, ama güzel bir analiz evet, oldu. Hocam bu robotlaştırılmış o genç, acıyorum dediniz. Hocam bu gençler nasıl... Ahiretini acıyorum, cehenneme gitti yani. Nasıl bu, yani nasıl böyle bir... bunlar bunu yaparken cihat ruhuyla... Büyük bir kısmı şehit olacağım inancıyla ve iyi bir amel işliyorum bakış açısıyla bunu yapıyorlar. Geçmişte bunun örnekleri de oldu. Nasıl kandırılıyor, ne yapılıyor bu gençlere? Nasıl bir zehir akıtılıyor? Tabii. Türkiye'de de çünkü bu minvalde bir akım var. O akım Türkiye'de gençlerimizi etkilemeye çalışıyor. Büyük bir tehlike var. Dini sevmek ayrı şey. Dini bilerek sevmek ayrı şey. Dini seversin. Ama dinin içindeki ilkeleri bilirsen, bilerek seversin ve oyuna gelmezsin. Enden Hoca'da simsiyah sakallı bir genç, hatırlayın beraber röportaj yapmıştık yıllar önce. Her hafta habervakti.com, bunu da söyleyeyim, haber vaktim değil, habervakti.com. Hepsi bizim sitemiz, evet, kardeşlerimizin ama o site bizim Avrupa'da sesimiz kesilmesin diye parasız televizyonumuzdu. Orada da anlatmıştım. Enden Hoca'da bir genç Hollanda çoğunlukta olan bir oteli yakıyor. Din, hem de cennete gireceğim de yakıyor. Bu kafirler diyor. Alkol içiyor. Bu alkol, zina yapayım. Burayı yakmam lazım diyor. Emir almış. Beyin kirletilmiş. Böylece gitti yaktı. 300 tane turist orada öldü. Yanarak öldü. Batı onu her zaman verdi. Müslümanların aptallarından misyonerlere gerek kalmadı dünyada. İslam'ı kötülemek istiyor. Cahillerinden. Tabii. Ve genç idamla yargılandı Endonezya'da. Nur yüzlü bir genç. O zaman da size demiştim. Bu gençle beraber bu gence git, orayı yak diyen şeyhini de idam etmek lazım. Ona yanlış bir telkinatta bulunan adam. O genç şu hadis-i şerifi bilseydi demin okuduğum, orayı yakar mıydı? Ülkenize gelen turistler, müstemenler Allah'ın himayesi altındadır. Kim onlara ihanet ederse Allah'a ve Resulüne ihanet etmiş olur. Hadis-i şerifin içinde ayet var Bülent kardeş. Ya ellezine amenu la tehunullah ve resul ve tehunu emanatukum ve entum ta'lemun. Ey müminler, kafirlere demeyin. Hain deyince biz sadece Amerika İsrail fesatçılar, şeytanlar aklımıza geliyor, Siyonistleri. Hain, müminlerden de hain olur. Müminler de hain olmasaydı müminler bu hale gelmezdi zaten. İhanet içerimizde. Dolayısıyla Allah diyor ki ey müminler, emanetlere bilerek ihanet etmek suretiyle Allah ve Resulüne hainlik yapmayın. Buraya gelenler emanet değil mi? Mal, can, namus, evlatlarımız, her şey. Dolayısıyla bu gençlerin aldatılmasının birinci sebebi cehalet. İkinci sebebi aklını kireye vermek. Aklını, bu adamlar nasıl böyle genç buluyor diyorsun.
Hindistan'da inek 1 milyar mürit bulmuş. İnek mürit bulur da bunlar mürit bulmaz mı? İnek 1 milyar müridi var ya. İnek, beyaz inek Hindistan'da hayatı felç ediyor. Dolayısıyla aklın kiraya verirse ineğe de taparsın, sineğe de, ite de, ata da, puta da taparsın. Aklınız, akıl büyük bir nimettir. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? فَاَحْبَتِ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْهُرُ Sarığın varmış, sakalın varmış, hacca gitmişsin, umreye gitmişsin. 1000 defa gitsen, aklınızı kiraya verirseniz bütün amellerinizi iptal ederim diyor Allah. Akıl, yani Allah, sorgulayıcı, tabii, bir akıl. Sorgulayıcı bir akıl. Kur'an ve sünnet tabii, merkezli. Emrediyle verilen karar Kur'an ve sünnete, sahabin hayatına uyuyor mu diye. Cuma namazı cemaatle kılınır. Doğru mu? Tabii. Cuma'ya geliyorsun veya bayram namazına. Yolda bir kediye araba çarptı. Kedi köpek. İnsan değil. Kediye köpeğe araba çarptı. Acaba ya bu köpeği hastaneye kaldırırsam cuma gider. Ne yapayım? Ne yapman lazım? Bütün mezheplerde icmadır. Cuma'ya gidemezsin. O kedi ölürse kediden hesap vereceksin. Cuma'yı terk et diyor Allah. Cuma'yı terk et. Kediyi hastaneye kaldır. Sana cuma sevabı, ben daha sevap veriyorum. Hayatı kurtarmak. Evet. Bütün alemi kurtarmak. Çünkü o ayette bir nefsi kurtaran derken nefis sadece insan nefsi değil. Hayvanların da nefsi, ağaçların da nefsi. Düşün ki bir hayvan için farz olan, yalnız başına kılınamayan bayram ve cuma namazını terk edebiliyorsun. Kedi köpeğin canını kurtarmak için. Böyle bir dini, böyle bir barış, merhamet dininin hangi hakla siz terör dini olarak gösterecek alçaklığı yapıyorsunuz? O gençleri aldatıyorsunuz. Gençler neden aldanıyor? Gençler din temsilciliği hastalığına yakalandılar. Sıkıntı bu. Din temsilciliği hastalığı tedavi edilmeden bu gruplar... Ne demek hocam? Din temsilciliği. Her tarikat, her mezhep, her yani istisnalar hariç çok temizleri var. Ben de bir tarikat müntezim. Birçok. Benim şeyhim, benim liderim, benim kanaat önderim dini temsil ediyor. İslam buna ruhbanlık diyor. Peygamberlere gelen bütün İslam dini, başka dine, Hristiyanlığa, Yahudiliğe din temsilciliği hastalığıyla döndü. Haham, ben dini temsil ediyorum diyor. Helalı haram, haramı helal ederim. 3000 sene Tevrat'ta, 2000 sene İncil'de ve kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'de haram edilen homoseksüellüğü kaldırdı papazlar. Evet. Ahlak kitabıydı İncil. Devlet politikası oluyor. Nikahı kıyılıyor. Evet. Bir imam homoseksüelin aleyhine konuştu Hollanda'da. Hemen ya, yurt dışı edilmeye kaldı. Lutilik yayıldı. Kim yapıyor? Din adamı. Gelen İslam dinlerini bozan cahiller değil. O devrin sermayenin emrindeki çıkar bozuntuları profesörler, hocalar olmuştu. İncil'i kim tahrif etti? Cahiller. Tevrat'ı kim tahrif etti? Cahiller. İslam dini temsil edilemez. Temsil edildiği an başka dine döner. Senin inandığın dinin adı İslam olabilir. O din Allah'ın dini değil. Dese ki bir doktor ben aspirini temsil ediyorum. Manyak mı bu dersin ya? Aspirin temsil edilir mi? İçilir. Din çeşmedir. Din ilaçtır. Temsil edilmez. Şevki Yılmaz dini temsil ediyor. Haşa. Bende bir yamukluk gördüğü zaman genç İslam'a soğur. İslam'a soğur. Böyle dinde ben olmam der. Bendeki güzellikler İslam ilacını, Kur'an ve sünnet ilacını yaşadığım kadar. Bendeki yamukluklar sünnetten ve Kur'an'dan, İslam ilacından uzaklaştığım kadar. Onun için konferanslarda çok böyle telif hakkı ver, kasetleri biz satalım. Milyonlar, daireler, apartmanlar kazananlar oldu sen biliyorsun. Allah bir kuruşunu nasip etmedi, aileme de vasiyet etmişim. Ölsem de kasetlerim, konuşmalar hiçbir şekilde... Haktar telif hakkı olmaz. Bunları insanlığa vakfetmişim. Yalnız bir şartla Bülent Bey bu kasetin basılmasına izin veriyorum dedim. Kasetin arkasına yazacaksın. Bu kasetteki konuşmaların doğruları, isabetlileri Allah'tandır. Yanlışları Şevki Yılmaz'dandır. Böyle bakarsak herkese oraya gidip bomba koyamaz. Hazreti Ebubekir Sıddık
İmzaya bak, edep. Halife-i Resul. Resulullah'ın halifesi. Dindepsizi değil. Kaç tane şeyh Resulullah'ın halifeliğini kabul ediyor? Olur mu ya benim şey, benim liderim Halifetullah ya Allah'ın. Allah. Ya Resulullah'ın halifesi olsan küçülüyor musun? Ebu Bekir Sıddık'ın ayağı olabilir miyiz? Ben diyor Resulullah'ın halifesiyim. O şehit olunca Hazreti Ömer radıyallahu anh ben bu imzayı küçültüyor adeta diyor ki ben bunu kullanamam. Çok ağır bir sıfat o. Ebu Bekir Sıddık'a yakışır. Emir-i Mümin'in imzasını kullanıyor. Edebi görüyor musun? Emir-i Mümin'i. Ben Suud'da, Orta Doğu'da kralları azdırma yarışmalarını gördüm. Kralı en çok kim methedecek? Methedene 0 Mercedes. Naklen yayın. Yarışmalar, şiirler. Hem de tünel kazasında 5000 kişi ölmüş, onu yarış var. Sen yeryüzünün kralısın, şu susun, bunusun, bizde yok mu? Siyasette putlaştırılan sahte bir sürü şeyler. Dolayısıyla Şeyh Uçmaz müridi uçurur, boşuna delmemiş. Ama buna dikkat etmişler nefislerine. Örnek olmuşlar. Tabii, değil mi hocam? Emir-ül Müminin, bak edebe bak. Ondan sonra Hazreti Osman, Emir-ül Müminin. Ondan sonra Hazreti Ali Keramallahu Vece, Allah'ın aslanı, ilmin kapısı. O da Emir-ül Müminin diyor. Müminlerin emiri. Ne zaman din temsilciliği girdi? Dört halifede sıkıntı tabii, yok hocam. Ne zaman? Yezid'le girdi bu Hristiyanlıktan din temsilciliğin. Yezid melunu, Allah ona lanet etsin. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek dudaklarıyla öptüğü, namazlarda sırtına taşıyıp hutbelerde elinde tuttuğu o biricik yaranı Hazreti Hasan'ı şehit etti. O da yetmedi, ettirdi. O da yetmedi, Kerbela'da Hazreti Hüseyin'i başını koparttı. Kime? Amerikalılara mı? Hayır. 5 vakit namaz kıldı. Evet. Ordunun komutanı cennetle müjdelenmiş Said İbni Vakkas'ın oğlu Ömer. Evet, Ömer bin Sa'd. Neden Yezid imzayı değiştirdi? Korkuttu halk. El halifetu zillullahi fil ard. Allah Allah. 13 asır bu kullanılıyor. Bursa Ulu Camii'ne girdim, kapıda mermerde gördüm bu yazıyı. Es sultan zillullahi fil ard. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Allah'ın gölgeye ihtiyacı mı var? Tövbe. Gölgeye ihtiyacı mı var? Çok önemli bir bak, fıkhi mevzudan. Allah Resulüne temsilcim demiyor, elçim evet, diyor. Kesinlikle. Elçi nedir? Kendisi hüküm koyamıyor. Allah emrediyor. Onun hadisi de vahidir. Ayettir hadisi. Sen benden izinsiz konuşamazsın diyor. Her konuşman sana benim ilhamım. Köprü vazifesi. Ayet bunlar. Ve ma yentiku anil hava in huve illa vahyun yuha. Allah'ın bildirmesi. Dolayısıyla Yezid Allah'ın yeryüzünde gölgesi olunca namaz kılan asker diyor ki bizim Ehl-i Sünnet kaynakları son defa şehit edecekleri Hazreti Hüseyin'i şehit etmeden önce arkasından daha yakın olalım, derecemiz artsın diye Hazreti Hüseyin'e yakın olmak için birbirini eziyorlar, seviyorlar. Ama diyor o Allah'ın gölgesi, o melun Yezid. Allah adına yapıyor. Allah adına ben cehenneme girerim. Demiyorlar mı? Gömlek değiştirdin, dinden çıkınca bu kafa. Tedavi zor. Ben kızmıyorum. 13 asırlık bir kanser. İslam diye girmiş haşa. Bugünkü gençler de bu mimariden. Tabii, bunları dinlesinler. Hazreti Ali sabah namazında secdede kim şehit etti? Din temsilciyle hastalığı. 5 vakit namaz kılan sarıklı cübbeli Abdurrahman İbni Mülcem. Teheccüd namazına kalkıyor. Ben diyor bu kafir Ali'yi, hakemliği kabul etti, haşa. Evet. Öyle bir günde öldürmeliyim ki ayda, günde derecem artsın. Cennete girmek için öldürüyor aptal. Onu öldüren turisti öldürtmez mi? Hain. Evet. Harici ki, kafa devam ediyor. Ki hocam o Resulullah'tan çok sonra tabii, değil mi? Yani Hazreti, çok az sonra. Tabii çok az sonra. Hazreti Ali'yi, radıyallahu anh'ı, büyük insanı, ilmin kapısını. 40 yıl yok orada. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın biricik eşi, kızı Fatıma anamızın beyi Hazreti Ali Keramallahu Vece'yi şehit etmek için Ramazan ayını bekliyor. Oruçlu şehit ediyor. Kadir gecesi bir rivayette bekliyor. Bin aydan hayırlı. Ve sabah namazı şehit ediyor.
Kim, neden? Harici kafa zehirlemiş onu. Evet. Ayetlerin önünü arkasını keserseniz din adına seni terör edebilir. Evet hocam. Çok... İslam dini kalbin yeridir, cebin yeri değil. İslam dinini kalbe, dünyayı cebe koyarsanız kardeş olur, barış içinde yaşar, sevgi, insanları seversin. Karınca ezemez. Ama aynı dini kalpten çıkarıp dünyayı, makamı, koltuğu kalbe koyup da dini cebe koyarsanız birbirini öldürürsünüz. Evet. Afganistan'da 7 grup niçin savaştı? Bu çok önemli hocam. Bak, din kalpteyken Rusları yendiler. Doğru. Din cepteyken birbirini öldürdüler. Hocam çok önemli. Ama çok önemli. Reklam açıklamalarım var. Girelim reklamdan tamam. Sonra IŞİD devam edelim. Ne de kuruldu? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından çok az sonra Hazreti Ali'yi şehit edecek zihniyeti böyle yetiştiren bir yapı ve algı bugün kim bilir neler yaptırmaz ve neye muvaffak olamaz. Tüm bunları kısa bir reklam arasından sonra konuşmaya devam edeceğiz kıymetli izleyenler. Az sonra buradayız. Fıkıhta, İslam hukukunda ki müstemenlere hırsızlık yapan, onlara zarar veren cezası normal hür mümine yapılan cezasından daha ağırdır. Bu açıdan. Evet, yani, tabii çünkü size emanet edilen bir şey ihanet etmiş oluyorsunuz. Ülkene geliyor. Doğru. Vize veriyorsun, gel korumakla mı geliyor? Tabii her gelen bu manada mutlaka bu ülke topraklarında da İstanbul'da... Ya ajanlık yapar. O müstemmen tabii. Karşılıklı anlaşma yapıyor. O devletin kurallarına uyacak. Hı hı. Devlet de onları koruyacak. Eyvallah. Ya devletin kurallarına uymadı, hırsızlık yaptı, istihbarat, muhbirlik yaptı. Ermeni elbisesini giydi, terör elbisesini giydi. Dağlarda eşkıyalık yaptı. Onların cezası evet. Da aynen İslam hukukundaki uygulanan cezadır. Doğu'da şu an yaşanan tabii, terör olaylarında tespit ayrı edilmesi olay. Gibi. Tabii o ayrı kesinlikle. Bir olay. Hocam, şimdi bu Sultanahmet saldırıları üzerinden olayları değerlendirirken gençlerin İslam'ı temsil hastalığıyla yönlendirildiğini, liderini, şeyhini, artık dini otoritesini bir haşa Allah'ın bir gölgesi, halifesiymiş gibi ona öğretildiğinden şirktir, bahsettiniz. Evet. Ve bu şirktir dediniz. Şimdi, Allah diyor ben değil, erbaben evet, min dunillah. Ölçüyü verdiniz. Allah'ı bırakarak ruhbanlarınızı, dini, siyasi otoriteleri Rab ittihaz etmeyin. Bu ayettir. Ruhbanlık İslam'da yok. Onun için bak Batı alemi o ruhbanlar yüzünden yıllarca Haçlı Seferi'yle ne kadar Müslüman kanı döktü. Var mı İncil'de böyle bir emir? Yok. Ne yazıyorsa sağ vururlarsa solunu döndür. İncil, evet. Nerede? Yeryüzünün baş belası İsrail, Siyonizmin kuklası haline geldi bu Haçlı. Eşit devletler. Ve benzeri tabii, oluşumlar şimdi bu zihniyetten bu mi doğdu din hocam? Temsilciliğini şu anda Yezid'le Müslümanlar arasına giren bu hastalık başrolünde İran itikadına geçti. İran'da din temsili has safhada. Ayetullah diyor. Cahilleri korkutmak için. Allah Allah. Neden sen Ayetullah'sın? Ben değil miyim ya? Ben ayetü şeytan mıyım? Sapığa bak ya. Ayetullah uzma. Ya kainatta Ayetullah olmayan mı var? Ayetullah ne demek? Allah'ın varlığının delili. İnsanın hepsi Ayetullah'tır, herkes. Ama İran'da 10 kişidir. İnsanları aldatmak. Böyle bir makamı kime vermiş? Hazreti Ali böyle bir makamı kullandı mı? Utanın ya. Utanın. Emir-i mümin dese o insanları kullanamayacak. Onun altında bir basamak. Hüccetül İslam. Allah Allah. İmanın 7. şartına sokmuş. İmama mutlak itaat. Lidere mutlak itaat. Biz de öyle değil. Yaptığında bir hikmet var. Asr-ı Saadet'te öyle bir şey yok. Asr-ı Saadet'ten sonra tabiinde İmam-ı Cafer radıyallahu anh bak Ayetullah demiyor kendine. İmam-ı Zeyd, Ayetullah, Hüccetullah, Hüccetül İslam. Bunlar cahil toplumun aklını ipotek dondurmak için. Onlara nefislerindeki arzularını tatbik ettirmek için. Bir efendim... İmam-ı Azam'a Ebu Hanife deniyor. Biz dedik ona kendi benim İmam-ı Azam asla demez, kabul etmez. Ebu Hanife derlerdi. Şafi derlerdi. Caferi derlerdi. İsmini bile öyle bir şey yok. Zeyd derlerdi. Evet. Allah hepsinden razı olsun. Dolayısıyla bu kalıplaşmayı, kirlikleşmeyi, gruplaşmayı sağlıyor.
İran devletin ismine bak, İslam Cumhuriyeti. Neden kullanıyorsun bunu? Peygamber aleyhissalatı, bunlara işi de giren gençler de dikkat etsin. Hangi örgüt İslam ismini kullanıyorsa, Hizbullah ismini kullanıyorsa soru işareti koyun. Neden? İslam peygamberi izin vermemiş. Sen nasıl kullanıyorsun? Asr-ı Saadet Devleti'nin adını bana söyleyin. İslam devleti mi? Soruyorum size. Yok, Asr-ı Saadet. Site devleti. Yahudilerle protokol kurmuş. Sonra Emeviler gelmiş. İslam devleti demiyor. Abbasi gelmiş. Abbasi İslam devleti yok. Selçuklu gelmiş. Gazneliler gelmiş. Gazneliler diyor. Memlüküler diyor. Osmanlı İslam devleti neden kullanmadılar? İslam'ı korumak için. Emevi'de olduğu gibi zalim melikler, krallar gelir. Halka zulmeder. Böylece insanlar İslam'a soğur. İslam'dan uzaklaşır diye bize saldırsınlar, dinimize saldırmasınlar. Dini koruma altına aldılar. Hassasiyet. Bunlar ise yani dinin arkasına saklanarak zulmediyorlar. Ne hakkın var senin İran İslam Cumhuriyeti mi? Neyin senin İslam Cumhuriyeti? Bir batılı Hristiyan İran'a gidip Müslüman olur mu? O hali görerek. Allah'tan kork ya. İran Cumhuriyeti de, Pers İmparatorluğu de, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in bayrağında kelime-i tevhid yok. Neden IŞİD kullanıyor bunu? Neden IŞİD nedir? Irak, Şam, İslam devleti kelimesini kullanıyorsun? O temiz insanları aldatmak için. Seni Amerika kurdurttu. Dünya biliyor. Kaddafi gibi güçlü bir lideri 3 günde bitiren Amerika, Avrupa, NATO, Saddam gibi güçlü bir lideri Irak'ta 3 günde veya 1 haftada bitiren Amerika, NATO, IŞİD'i 1 günde bitirmeyecek. Çocuk mu kandırıyorsunuz siz? Çıkmış oraya Bağdat'ı diye bir Siyah'ın yetiştirdiği bir adam. Mehdi diye inanıyor çocuk. Zamanın Mehdi'dir. Bugün o öldürüldüğü oyunlar mı? IŞİD çöker. Bağdat'ı öldürürsün. Amerika istese bugün öldürür. Bağdat'ı öldürür, IŞİD denen örgüt kalmaz. Neden? Yalan ortaya çıkacak. Biz yenilmeyeceğiz dedi. Öyle inandırmış IŞİD'e giden gençleri. Bizde yenilme yok. Peki yenildik, bu köyden çıktık. Resulullah Aleyhisselam'ı gece rüyamda gördüm. Bu rüyacılar çok zaten. Efendim, bana çekil oradan dedi. Mecbur çekildim. Bak işte. Hemen utanmadan Allah Resulü Aleyhisselam'ı alet ediyor. Vallahi en büyük haramlardan biri İslam dinini alet etmektir. İslam böyle bir din değil ki. Size yetki vermiş mi? Size yetki vermiş mi? Siz kimle savaşıyorsunuz? Siz Suriye'de mazlum halkla savaşıyorsunuz. Evet, evet. Senin İslam derdin mi? Bir virgül koyalım siz hocam. Siz Filistin'de mazlum Filistin'le evet savaşıyorsunuz. Hocam, Hizbullah dediğiniz için İsrail'le hiçbir savaşın yok. Evet, ta o noktada. İsrail'le hiçbir savaşın yok. Evet. Yok. Söylemi bile yok. Tabii, Irak hakkında Maliki zulmederken neredeydiniz? IŞİD, Amerika Orta Doğu terk ederken IŞİD denen örgüte orayı ihale etti. Kahya oldu diyorsunuz. Tabii, çünkü üçe ayrılacak. İsrail istiyor, vaktimiz yoksa bunlar önemli konular. 3 tane devlet istiyor İsrail. Böl parçala yut. Irak bölgesinde mi? Sunni Irak Suriye, Şia Irak Sunni, Şia efendim Irak ve Suriye Irak, ve Kürdi Irak ve Suriye. Kürt, Kürdi, Sunni ve Şia. Halbuki hepsi kardeş. Birbirinize vuruşarak bu oyuna niçin geliyorsunuz ki? Müslümanın Müslümana kanı haram. Müslüman savaş dışında hiçbir insana dokunamaz. Biz savaşta bile kadınlara dokunamaz. Bebeklere dokunamazsın. Çocuklara dokunamazsın. Eli silah tutmayana dokunamazsın. Kiliselere, mabetlere sığınana, havraya sığınana dokunamazsın. Hastanelere dokunamazsın. Hangisine uyuyor ahlaksızlar? Ne Avrupa, ne İsrail, ne onun piyonları, figüranları, taşeronları, IŞİD gibi terör örgütleri. Acıdığım o çocuklar. Şehit olacağım derken tam bir şerit oluyorlar. Ha neyin şehidi? Sen Allah yolunda değilsin ki, Bağdadi'nin yolundasın. Allah yolu ayrı şey. O mehdileştirdiğin, putlaştırdığın adamın yolu ayrı şey. Adam Amerika adını orada karmaşanın, istikrarsızlığın piyonu, kahyası.
Garson değil ki. Kahyası. Ve Amerika, Rusya seni bitirmeyecek. Rusya canavarı Moskova, IŞİD kamplarını vurmuyor ki. Bir gün vurma kararı gelince yok edecekler. O ayrı. Ama şu anda kullanıyorlar. Rusya IŞİD kampını vurmuyor. Neyi vuruyor? Hastaneleri, okulları vuruyor. Onlar petrol satıyor. Nasıl petrol satıyorsunuz? Hani dünya IŞİD'e savaş açmıştı? Yani petrol sattıkları petrol kuyularını da mı vuramıyorsunuz? Ah benim kardeşim ah. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِنْ Allah'ı dinle, beni dinleme ya. Tanımadığın, bilgin olmadığın yerde nöbet tutma diyor Allah ya. Nereden tanıyorsunuz? Ve bu zulmü de din, İslam dini istismar ediliyor. Bu pak temiz din. İslam dini öldürmeye gelmemiş ki. Yaşatmaya gelmiş, kazanmaya gelmiş. Sözde Allah fedekir adına yapıyorlar. اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ Uyar, duyur. Senin görevin duyurmak. Seni asker, jandarma, polis göndermedim kullarıma diyor. Cenab-ı Hak peygamberine jandarmalık görevi vermiyor. Bu Bağdat'ı dene hayduda mı verecek? Allah'tan kork. Orada barışı sağlayacaksın. Birleşeceksiniz. Özgür Ordu, IŞİD, efendim, El-Kaide, Hizbullah, İran. Hepsi birleşecekler. Oradaki zalimler ortadan kaldıracaklar. Bu olursa tamam. Tam yapma, o tam tersine siz Esad'ın orada avukatlığına geldiniz. Onu korumaya, muhafızlığına geldiniz. Bakın hocam, Hizbullah, İran, Esad birleşti. Hizbullah deme. Ben tüylerim. Tam bir Hizbu şeytan. Allah aşkına. Hizbullah bu kelimeleri söyleyeyim. İslam tarihinde dürüst Müslümanlar hiçbiri kullanmamıştı. Geçtiğimiz bana günler, gösteremez. Doğru hocam. Kusura geçtiğimiz bakmayın. Günlerde bir yerde var. O Hizbullah'sa ben burada Hizbu şeytan. Evet. Öyle şey korkutmak için. Kesinlikle. Ya Hizbullah'a girersin diyor. Girmeyenler Hizbu şeytan. Böyle bir şey olur. Bir yerde okudum da Hizbullah diyordu hocam. Tamam o uygun. Evet hocam, şimdi bu oluşumların bakın mazlum, mağdur Suriye halkına nasıl yardım ediyorlar? Onları nasıl koruyorlar, gözetiyorlar? Arkadaşlar bu VTR'miz var Yarmuk'la alakalı. Onu bir girelim, bir izleyelim kıymetli izleyenlerle beraber. Ve evet hocam, Yarmuk mülteci kampı burası. Tabii bunun gibi nice görüntüler. Ve maaleküm, ne diyor Cenab-ı Hak? Ve maaleküm la tenasarum. Ey müminler, buzdolabına girdiniz. Sizde ruh kalmadı mı? Can kalmadı mı? Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğuran. Ey sıkılmaz, ağlamazsan bari gülmekten utan. Allah ne buyuruyor? Ve maaleküm la tenasar. Size ne oldu ya? Neden yardımlaşmıyorsunuz? Hani müminin ayağındaki diken, batıdaki, doğudakini aynı acıyı hissettirecekti. Müslümanlar kuvvetsiz değil. Müslümanlar kuvvetlerini gavurlara kiraya verdiler. Haçlılara, Siyonistlere. İsrail'i koruyan etrafındaki kukla iktidarların yöneticileridir. Oradan besleniyor. Yıllarca Türkiye üzerinden korunuyordu. Koruyanlardan biri de Türkiye'ydi. O değişti Van Münit'le ve ondan evvel Menderes rahmetli, efendim Erbakan hocam ve diğer Allah gani gani rahmet etsin iktidarlar, yani garsonlar iktidarlarından ipler koptu. Ama hala daha İsrail varlığını bizim paralarımızla yürütüyor. Diş macunlarından fırçalarına kadar İsrail'le evlerimiz doldu. Hiç olmasa yardım edemiyorsa bunların mallarına boykot mu edemiyoruz? Gazi Osman Paşa mitinginde bir konuşma yaptık. Erbakan hocam falan, Kıbrıs mitingiydi yanılmıyorsam. Azerbaycan, pardon. Dedik ki her sene bir mazlum ülke için miting yapacağız. Devam edecek bu. Dün Bosna Hersek için toplanmıştı. Bugün bu mitinglerle olmaz dedim. Bunun yolu belli. Ticareti onların elinden alacaksın. Kendin üreteceksin, kendin tüketeceksin. Siyasette sahaya ineceksin. Ve nesil yetiştireceksin. Bir de acil tedbir. Acil tedbirine 3-4 mala boykot ettim, bu savaşlar durur dedim. Saydım, Makton'a da gitmeyin. Malbora içmeyin zaten, sigara içmeyin. Ben Resulullah Aleyhisselam'ın içmediğini içmem, kusura bakma. O içmezse ben de içmem. Onu boykot edin. Hanımlar da Vakko'dan giyinmesin dedim.
o zamanlar. Yani vakkosuz örtü olmuyor mu? Yani 50 liralık örtü olmuyor mu? Adam çarımı %20'si İsrail diyor. Ve boykot kampanyası yapılması lazım dedim. Ertesi gün belediyeye döndüm, Rize'ye. İki yerden faks geldi bana. Bir irinle irileşmiş, müminlerin gözyaşlarıyla irileşmiş, iri hale gelmiş. Kanalizasyon, fitne vizyon televizyonlarında. Biri de malum meşhur iş adamları sendikasından, yani meşhur bir avuç. Korkmuşlar. Boykottan. Ha, Şevki Yılmaz boykot diyor. Çağrınızdan. Dün Gazi Osman Paşa mitinginde söylediğin bu boykot çağrısına ne zaman başlayacaksın Türkiye'yi geçmeye? İki, bu mallara ilave malın var mı diyor. Öyle ödleri koptu ki. Ben ineğe tapan Indira Gandhi gibi bir lider arıyorum dedi mitingde. Yok mu içinizde? İngiltere işgal etmiş Hindistan'ı. Yenemiyor. Gandhi İngiliz mallarına boykot kararı aldı. İngiliz elbiselerini çıkardı. Keçi elbisesi giydi. Meşhur fotoğraf. Evet. İngiliz yağlarını, peynirlerini terk etti. Yemeyeceğim dedi. Keçinin sütünü sağdı, peynirini yedi. Liderleri bunu yapınca bütün Hindistan halkı da aynı yapmaya başladı. Silahla çıkmayan İngiliz boykotla hemen Londra kamerası, Londra'da ekonomi çöküyor dedi. Bu diğer mallara da sıçrayacak, diğer ülkelere de hemen ordularını geri çekti. Ondan sonra da orayı fikren yeniden işgal etti. O açıdan hani Müslümanlar dedim ya, biz Müslümanlar düşmanların güçlenmesinde maddi imkanlarımızla onlara bilmeden farkında destek veriyoruz. Evet. Bunları hocam, Suriye ile alakalı bu görüntüler, Yarmuk, Filistin mülteci kampı burası hocam. 12 tane Suriye'de Filistin mülteci kampı. İnsanlığımdan utanıyorum. Allah'tan korkuyorum. Şimdi yani Esad'la işbirliği halinde olmayan yardım kuruluşlarıyla destek verin. Evet. Bu sözümü unutmayın. Kim Madaya hocam? Anlatabiliyor muyum? Esad'a destek veren maalesef yardım kuruluşları. Namaz kılınan, kılan insanlar var bu ülkede, siyasiler var. Kılan kılmayan. CHP gitti, Esad kaçıyordu. Esad bitmişti ilk hafta. Hemen Rusya Dışişleri Bakanı, işte CHP, bir isim vermeyeceğim bir partinin genel başkanı, gittiler Tahran'da. Bir araya geldiler ve oradan Esad'a gittiler. Evet. Esad'a dediler, ayrılmayacaksın, sana destek mi? Arkandayız. Milyonlarca insanın katilleri. İstediğin kadar hacca git. Allah'tan kork ya. Allah'tan kork. Nasıl Esad'a destek? Ve bu beyinsizlere dediğin zaman, efendim diyor, Amerika'nın oyunu diyor. Biz Amerika'ya karşı Esad'ı koy. O zaman Afganistan'da bir Erbakan hocam, bizler yanlış yaptık yani. Afganistan'da da Ruslarla çarpışıyordu mücahitler. Sonunda neticede Amerika'dan silah aldılar. O yanlış mı yaptık biz Afganistan'da? Allah'tan korkun ya. Denize düşmüş bir toplum. Elbette ki istediği yerden silah alır. Ki dedikleri keşke doğru olsaydı. Yani Amerika özgür orduya, diğer direniş gruplarına, vatanı için, dini için savaşan kardeşlerimize keşke yardım etseydi. Yapmadı kalleş. İran'ı kucağına almak için yardım yapacağım diye korkuttu. Yıllarca kaçırdığı uşağı İran'ı kucağına aldı onunla. MİT tırlarının Türkiye'den giden yardım araçlarının durdurulması. Onun ve için İHA dahil, İHA'yı tebrik ediyorum huzurunuzda. Allah razı olsun. Gayretle çalışıyor. Kızılay'ı tebrik ediyorum. Çadırlar kurdu. Ama İHA de içerilere kadar giriyor. Bizim küçücük vakfımız, Manevi İktisadi Kalkınma Vakfı. Evet. Her ay hemen hemen bir tır gönderiyoruz. Mecburuz ya. Bu imanımızın gereğidir. Yani onlar Müslüman olduğu için değil, mazlum oldukları için. Biz Fidel Castro'yu da destekledik. Desteklemedik. Mazlum o Hristiyan Fidel Castro. Nedir o Güney Afrika'daki direniş kahramanı Mandela? O dönemlerde Güney Afrika'da o hareketi destekledik. Neden?
zalime karşı. Şah'ın karşısında İran'ın Hümeyni hareketi desteklendi. İsmimiz Hümeynici oldu. Onlar Ayetullah falan oldukları için değil, mazlum oldukları için destekledik. Saddam Sünni'ydi güya, Ehl-i Sünnet'ti onlara göre. Hümeyni Şia'ydı. Kimi destekledik? Dininize, imanınıza bakın aşkına. Ya bunlar Sünnidir, Şia'yı vuruyor. Efendim Saddam'ı destekleyelim, alçaklığını yaptık mı dininize, imanınıza ya? Bu İran'a ne oluyor ya? Ne oluyor? Vallahi billahi tallahi İran'ı destekledik ya. Neden? Saddam zalimdi, haksızdı, o işgalciydi diye destekledik. Müminin destekleyeceği kişinin dini, imanı, ırkı mümini ilgilendirmez. Mazlumsa yanındadır. Geçen hafta bu hatıramızı size anlattım. Buyurun. Evet, evet hocam. Şimdi tabii Suriye merkezli yaşanan gelişmeler var. Bununla alakalı siz 2013'te o sıcak dönemlerin başladığı günlerde bir yazı yazdınız Yeni Akit'teki evet. Köşenizden. Bir nokta virgül koyalım, reklam arası verelim. O yazıda daha bu günleri görüp nasıl uyardığınızı hep beraber az sonra izleyelim. Evet kıymetli izleyenler, kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Evet kıymetli izleyenler, Milli Diriliş programımız devam ediyor. Canlı yayınla alakalı soru ve görüşlerinizi, düşüncelerinizi ve yorumlarınızı Twitter adresi üzerinden bizlere iletebilirsiniz. @milli_diriliş diye arkadaşlarımız KC'de onu yayınlıyorlar yayın boyunca. Çok da ilginç sorular, teşekkürler, takdirler. Hocam bayağı yoğun bir ilgi var. Hatta vaktin yetmediğini, hocamızın sözünü niye kesiyorsunuz, bırakın konuşsun diyenlere kadar. Tabii bunları inşallah önümüzdeki yayınlarda toparlayarak sizlere soru olarak da yöneltmeye devam edeceğiz. Şimdi Suriye üzerinden konuşurken hocam, tabii çok ilginç yorumlarda bulundunuz. Siz 2013 yılında yazdığınız bir yazıda Aman Türkiye'm dikkat başlıklı bir yazı yayınlandı Yeni Akit'te yeah. Sizin adınızla. Ona bir kısaca bir bakalım. Bir dakikalık bir VTR'si var. Bakalım orada siz nasıl uyarılarda bulunmuşsunuz. Evet hep beraber izliyoruz kıymetli izleyenler. Şevki Yılmaz hocamızın 2013 yılında kaleme aldığı Aman Türkiye'm dikkat başlıklı yazısı. Rusya ve Çin gibi emperyalist güçlerin nifak merkezi İran Pers Devleti ile beraber hiçbir Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi kararı almadan ve NATO'ya rağmen Suriye ve Irak'a saldırması bir planın gereğidir. NATO'nun Türkiye'nin yanındayız açıklamaları hiç mi hiç inandırıcı değildir. Türkiye'miz savaşların dışında kalarak bu melun, Haçlı, Siyon, Papa oyununu mutlaka bozmalıdır. Bu savaşlarla başta Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere olmak üzere ülkemizin doğusuyla ve Fas'tan Afganistan'a kadarki tüm Müslüman coğrafyasının işgal edilmesi ve başkenti Kudüs-ü Şerif olması planlanan Büyük İsrail İmparatorluğunu ilan etmeye hazırlanıyorlar. Aman Türkiye'm, ne NATO'ya, ne Çin'e, ne Rusya'ya, ne de içimizdeki paralel mandacılara asla güvenmeyelim. Acı da olsa süper güç Türkiye oluncaya kadar daima savaşların dışında kalmalıyız. Zira gücümüzün dışında cereyan eden hiçbir şeyden sorumlu değiliz. Hocam, süper güç Türkiye oluncaya kadar savaşların dışında olalım. Gücümüz kadar sorumluyuz diyorsunuz. Biraz açabilir miyiz bunu? Şimdi bu yazıya benzer bir başka yazı da var. Bunu da inşallah yayınlarsınız. İran dikkat ve İran'a dikkat. Bu şekilde uyarmıştık. Maalesef tarih boyu hep süper güç devletleri arkadan vurmuştur İran. Yani İran Şia'yı kullanıyor. Şia oradaki temiz kardeşlerimiz tarih boyunca. Yani İran Ehl-i Sünnet idi. Osmanlı süper güç olunca Osmanlı inadına Şia'yı seçti, Şah İsmail. Bugün Türkiye Şia'ya dönse İran Ehl-i Sünnet olur. Onun derdi mezhep değil. Onun derdi yeniden dünyada bir Pers İmparatorluğunu canlandırmak. Irkî, kavmi temeller üzerinde o insanları mahvetmeye çalışıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin güçlenmesine her zaman savaş açmıştır ve yıllarca kendi tabanındaki insanlara düşman gösterdikleriyle kol kola dost olmaktan hiç çekinmemiştir. Dolayısıyla biz Türkiye diyoruz ki, o zaman da uyardık, yine de uyarıyorum. Şu anda biz Orhan Sultan dönemine yeni geçtik.
Orhan Gazi. Sultan değil de Orhan Gazi. Gazilik dönemindeyiz. Osman Gazi. Orhan Gazi. Yani bir kanuni yani, değiliz o, daha. Yani Dünya-i Meydan okudu mu Orhan Gazi? Yok. O oğlunu yetiştirdi. O gitti Kosova'ya. Sabrettiler. Önce Balkanları alalım. Biz illa İstanbul'u fetheden komutan biz olalım. Müjdesi için planlarını bozmadılar. Sabrettiler. Torunlarımız olsun. Birinci Murad'ın kabri Kosova'da. Neden Balkanları aldı? Haçlı ordularının İstanbul'un fethinde gelip Fatih'in oyununu bozmasınlar diye. Hilal içine aldılar. Önce Söğüt, Bilecik, Bursa, bak İstanbul değil, Edirne'ye. Böylece Fatih Sultan Mehmed Han'a İstanbul'u fethetmek o kadar kolaylaştırıldı ki sadece tenekeye tekme attı. Rumeli Hisarı karşısında, Anadolu Hisarı. Rusların geçişini önledi. Çanakkale bizim. Haçlı orduları gelemez. Ve böylece Bizans'ın sonu geldi. Türkiye'miz de şimdi çocukluk döneminde. Asr-ı saadetin metodunu unutmamamız lazım. Birileri tahrik edebilir. Birileri dalgavukluk da edebilir. Biz arabayı, devlet gemisini, devlet arabasını yolcuya göre değil, yola göre sürmek mecburiyetindeyiz. Dünyada dengeler var. Mayınlı tarlalar var. Sen trafik işareti 60'la sürdüğü, sen de amigoların, tarihçiler, o şoför ya ne korkaksın hızlı git, 200'le, 220'yle, %120'yle gidersen takla attırsın arabayı. Türkiye her şeyden sorumlu olacak bir güce sahip değil. Henüz daha Hollanda'dan nedir o füze rampaları, petroidleri üretmeyen bir ülkeyi şu anda. Üretemeyen. O noktaya gelmedi. Şam bize füze atacak veya işte Rum kesimi, Kıbrıs bana petroid ver ki kendimi koruyayım. Çocukluk dönem bu demek. Türkiye süper güç değildir. Türkiye henüz Kızılay Devleti oldu. Aklımızı başımıza alacağız. Kızılay Devleti. Ne demek? Dünya mazlumlarına çadır kuran, yemek dağıtan bir devlet. Süper devlet demek, işte Ruslar gibi Şam'a gireceksin. Girebilir misin? Değil. Bütün dünya karşında. Osman Gazi, Orhan Gazi akıllılığında olacağız. Orhan Gazi neyle savaşıyor? Gücü olan, gücü kadar olan kalelerle, tekfurlarla savaştı. Savaşırken de öyle akıllılık yaptılar ki, başka tekfurla dostluk kurdular. O tekfurun, o başka kalenin düşmanı olan tekfurla dostluk kurdular, onu yıktılar, onu öyle... Bazen kız aldılar, damat oldu onlara. Bu şekilde yavaş yavaş ne oldu? Bizans'ın önüne kadar geldiler. Murat Sultan'dan Fatih'e kaç sene geçti? Hemen hemen 200 küsür sene geçiyor. Evet. Sabır istiyor. Yani birden mevcut kazanımları yok edici hareketlerden kaçınmak lazım. Ben daha o yazıyı onun için yaptım. Evet. Biliyordum çünkü. Suriye, Türkiye'ye kazılan bir kuyudur. Suriye, Türkiye yapılan bir tuzaktır. Döşenen bir tuzaktır. O Suriye yoluyla Türkiye'nin büyümesi önleniyor. Orta Doğu'daki liderliği önleniyor. Suriye bir kapıydı. O kapıda açıldığı an Türkiye'nin önünü dünyada alacak bir ülke mi var? İsrail bunu bilmiyor mu? Avrupa bilmiyor mu? Aferin ya. Tebrik ederim. Fert başına milli geri arttırdın. Savunma sanayisinin %70'ini, %100 yerli yaptın. Füze yapıyorsun. Efendim, kendi bilgisayarlarını yapıyorsun. Kimse okuyamıyor kendi yazılımını. Efendim, pilotsuz savaş araçları yapıyorsun. Devam et be, bizim anamızı ağlat diyecek bir aptal Avrupa ülkesi var mı? Bu daha çocukken boğdurulmalı diyor Avrupa. Osmanlı'nın oğlu diriliyor çünkü. Onun için biz önce iç barışı sağlamalıyız. Kendi içimizdeki terörü önleyici planları devreye koymalıyız. Sivrisinekleri yok ederken onları yetiştiren bataklıkları görüp onları kurutmalıyız. Milli seferberlik ilan etmeliyiz. Bu bomba, Sultanahmet'te atılan bomba 80 milyona atılmıştır. Kürdüne, Türküne, Alevisine...
Sünnisine, Tuncelisine, Konyalısına. Türkiye'ye atılan bir bomba. Allah aşkına herkese yalvarıyorum. Vatan evinden büyük parti mi var? Vatandan büyük tapu mu var? Bu vatan giderse dini nasıl yaşayacağız? Namuslarımızı, canlarımızı nasıl koruyacağız? Geçen söyledi mi bilmiyorum Cafer'i havaalanındaki kardeşlerime anlattım mı yok, size? Hayır. Bir sene evvel Umre'den geliyoruz. Cidde havaalanında İstanbul'a uçacağız. İçeri Caferiler girdi kardeşlerim. Sohbet ettik. Onlar da Basra'ya uçuyorlar, İrak'a. Bir soru sordum. Yani Saddam hakkındaki kanaatiniz değişti mi o zalim? Onu yıktınız, bayram ettiniz, biz de ettik, sevindik, zalimden kurtuldunuz. Şimdi ne diyorsunuz? O mollalar cevap vermeden çarşaflı teyzen elini kaldırdı, gözünden yaş çıktı. Oğlum dedi bana, keşke Allah zalim Saddam yerine beni öldürseydi de o zalim devam etseydi. Bayram ettik şimdi mumla arıyoruz. Zalim Saddam zamanında namus emniyetimiz var, pazara çıkma emniyetimiz, camide namaz kılma. O zalimden sonra öyle zalimler başımıza Amerika gibi işgal ve eşkıya kuvvetleri musallat oldu ki şimdi Saddam'ı Irak'ta mumla arıyoruz. Bunu biz Caferi anamız anlatıyor. Zalimi arayacak tabii, haldeler. Tabii. Onun için Kürt'ü, Türk'ü, Alevisi hepimiz ders almalıyız Allah aşkına. Bu ülkeye, bu ülke hepimize lazım. Herkese lazım. Oyun oynuyorlar. Adana Vakfı Türkiye'de. Siyah Türkiye'de. Mossad Türkiye'de. Ne oyunlar. Vaktimiz yok. Onları ileride anlatırız. Bir bir bu ülkede beyin satın alıyorlar. Profesör satın alıyorlar. Medya satın alıyorlar. Fox'u kim aldı? Buna benzerleri. İnsanları düşüncesiz, vatan müdafasından uzak, şuursuz yetiştirmek için suvreni satın alıyor. Suvreni için satı Türkiye'ye getirildi. Kurucusu kim? Beni dinleme o bayan kadın profesör müdür o teyze hanımefendi dinleyin. BTR'miz var hocam. Ha. Girebiliriz şu an. Tamam. Şu dakika itibariyle. Ne olduğunu anlasın millet. Evet. Hocam... Adayı kerhaneye çevirmişler. Kardeş kardeşi arkadan nasıl vurur? Alevi, Sünni, Kürtlük birbirini nasıl öldürür? Onun tatbikatı yapılıyor. Milli birlik, kardeşlik ve güven duygularının tabii. Televizyon programları tabii. Üzerinden zedelendiğinden tabii. Yola çıkarak. Tabii terörün bataklığı. Medyadır, çarpık eğitimdir, pilli eğitimdir, emperyalizmin maddi maddeci, insanlara ahireti unutturucu eğitimidir. Kusura bakmayın. O bahsettiğiniz konuyla alakalı VTR'miz var. Kıymetli izleyenlerimizi izleyelim. Buyurun. Bize bir operasyon uygulanıyor şu anda. Bir program seyrediyor geçen gün evde birisi. Gözüm takıldı. Kadın kocasının kafasına bir şey attı. Yahut da ne bileyim küfür edebiliyor. Ya da kafaya böyle vuruyor hadi be falan diyor. Bunlar normal bunların hepsi aslında Türkiye'yi şekillendirmek için yapılıyor. Ve baktığımız zaman Türkiye'de üretilen değil de dışarıdan gelenlere özellikle bakın. Özellikle bu Survivor'lar, Yetenek Sesiniz, Wipeout bu gibi. Bunların hepsi tek şirket tarafından Türkiye'ye ve diğer ülkelere pazarlanıyor. Bu şirketler küresel çetelerin şirketleri. Hele Survivor'ın başındaki adamı ben yazdım. Meraklısı Survivor Banu var yazıp bir okuyun. Bakın kimler var o işin içinde. O iş neden öyle? Arkadaşına güvenme sırtından bıçakla. Bu duyguyu yaymak için yapılıyor. Bütün bunları psikologlar hazırlıyor. Sex and the City aynı şekilde. Boşver kardeşim, özgür kadın ol, istediğinle takıl, evlilik, aile boşver falan. Bütün bunlar bir olayı yıkmak için. Ve İsrail bile yasakladı ya Sex and the City'yi. Çok büyük zararı var kadınlar üstünde diye. Ne bileyim izdivaç programlarına bakıyorsun aynı şekilde. Yani insanlar alış satış neyin var filan. Şimdi bunları sokuyorlar. Bütün bunlar bir operasyon, bir savaş, psikolojik savaş oyunu. Eğer bunların içinde kaybolursak Suriye'de ne olmuş? Kaç şehidimiz gelmiş? Efendim PKK Amerika'nın bir... maşası olan PKK ve Amerika'nın diğer maşası olan El-Kaide, Suriye ve Türkiye aynı anda hedef almış mı, almamış mı? Yahut da yarın öbür gün biz elektriksiz ve gazsız mı kalacağız? Bütün borumuz, altınımız ve petrolümüz Rio Tinto şirketine peşkeş mi çekildi? Hiç umurumuzda olmuyor. Leyla Hanım bugün gene Ahmet Bey ile buluşacak, acaba ne diyecek diye. Ve bunları uzunca bir zaman seyrettiğiniz zaman beynek kelepçe geçiriliyor. Ve hiçbir şey başka düşünemez oluyorsunuz.
Olay bu. Bunu birçok ülkede yapıyorlar. Buna çok dikkat etmeleri lazım. Evet. Kıymetli izleyenler, ünlü televizyoncu Banu Avar. Evet tebrik hocam, tebrik, çok ilginç tebrik, çok yorumlamış. Sünneti anlatıyor. Sünnet, çocuklar sünnet olurken hedef saptırırlar. Değil mi? Dikkati dağıtılır. Kuş geçiyor, tak. İşte bunların da yaptığı. Bakın yani, sureyi gündeme insanlara getirdi. İnsanlara başka yere bakıp ihanetlerini duymaz hale getiriyor. Morfin bunlar. Topluma birer morfin. Bunlar oturup masa, görüşmeliyiz. Artık Türkiye'de bu bataklığı kurutacak tedbirleri almalıyız. Neşter olmadan bunlar olmaz. Doğu'da polisimize, askerimize taş atan kaç yaşında? 50 yaşında olsa dersin, yaşlanınca terör bitecek. Ama 5 yaş, 10 yaşında çocuklar. Demek bu devam edecek. Bataklık var. Biz bunu yıllar önce meclis kürsüsünde sizlere anlattık. Bütün dünyaya gösterdik. Dolayısıyla bu bataklığı kurutulmadan sivrisineklerle bu anarşi bitmez. Ha, moral de bozmayın. Kimse moralini bozmasın. Bu menfur, bu melun saldırılar, patlamalar, bu alçakça, bu şerefsizce insan canına kıymalar bizim ülkemizde geçmiş dönemlerde de oldu. Bir soru sorsam size. Türk'ü Türkiye vurdurtmak mı zor? Konferanslarımda soruyorum. Bu haftada cumartesi. Tekirdağ'da olacağız akşam Çorlu'da. Pazar günü Ankara Keçiören'deki konferansta da bunu soracağız. Türk'ü Türkiye vurdurtmak mı zor? Kürt'ü Türkiye, Türk'ü Kürt'e vurdurtmak mı zor? Hangisi zor? Türkiye daha vurdurmak daha zordur. Kürt'ü Kürt'e vurdurmak, Türk'ü Türkiye vurdurtmak zor. 12 Eylül'de bunu başaran şimdi bu terörü başaramaz mı? Yani Siyonistler. 12 Eylül'de Türk Türk'ü vurdu. Türk öz Kürt'ü kardeşler, amcaoğulları birbirini vurdu. Akrabalar. Şırnak'tan bahsetmiyorum size 12 Eylül öncesi. O günü görmüş, yaşamış bir kardeşinizim. Yeni nesle bunları öğretin. Nasıl kullanıldı? Muhsin Yazıcıoğlu şehit kardeşim itiraf etmedi mi? 12 Eylül'de bizi kullandılar. Birbirimize düşürdüler. Aynı tırdan dağıtılan silahlar. 1200 numaralı silah solcu da, 1201 numaralı silah sağcı da. Silahları geçirmedi Gümrük Bakanı diye. Gün Sezak kardeşimi şehittir. Gümrükteki el bakan. Başbakan Nihat Erim'i Maltepe sahilinde vurdular. Alevi-Sünni kardeşliğinin en büyük mimarlarından olan, o öldürülürse Alevi-Sünni birbirine düşürür denen o büyük insan, Manatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'na paket gönderdiler. Sofrada açtı, ailesiyle beraber şehit ettiler. Neler yaşandı bu ülkede? Sivas katliamı bu ülkede. Madamak Oteli'ni kimler yaktı? Yakan geziyor. Hala Sivas mağdurları cezaevinde, o gün bir konuşalım. Vallahi tallahi bir tane orada yakan çocuk yok. Bir Müslüman değil Alevi yılan yakamaz. Nadas niçin dinimizde haramdır? Nadas, cahil çiftçiler yapıyor bunu Karadeniz'de, nedir, Trakya'da, Konya'da görüyor. Karaları yakmak. Benzinle yakmak. Ha. Dinimizde bu haram. Karınca yanar, yakamazsın tarlalar. Bir yılanın yakılmasına bir de izin vermeyen Allah. Orada Alevi kardeşimi yaktırır. Ama o çocuklar, oraya katılmayanlar bile cezaevinde. Lütfen, PKK'ya birkaç defa af çıkarmış bu ülke, bu millet ve bu iktidarlar. Şimdiki AK iktidarından Sivas mağdurlarını, hala cezaevlerinde yatan mustadafları, kardeşlerimizi bir an önce hürriyete kavuşursun. Bu zulüm ya, zulüm. Hiçbir suçları yokken adam ispat ediyor, ben o tarihte İstanbul'dayım. Orada bir dinsizi protesto etmişler, yani yakma. Bunlar hep tezgah. Tezgah. Devletin orada derin devlete yenilmesi. Bütün bunları niçin söylüyoruz? Türkiye hepimize lazım. Bu oyunlara gelmeyelim diye söylüyorum. 12 Eylül kardeş kardeşe yıkıyor. Şırnak'tan bahsetmiyorum, Kırşehir'de. 77 yılda. Şevket Kazan abi, Allah sıhhat afiyet versin. Ve Lütfi Doğan hocam, hala sağlar. Beraber Kırşehir'e gittik. Namaz kılamadık camide, akşam namazı. 80 öncesi. Camiler, tabii 77, 78 o tarihler, belki daha geri. Gittik otelde namazımızı kıldık. Otelciye sordu Lütfi Doğan hoca, hocamız. Allah sıhhat afiyet versin, yine ameliyat oldu, şifa diliyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum değerli hocama. Eski Diyanet reisimiz, evet.
Gümüşhane Erzurum milletvekilimizdi. Türkiye'nin değerli kanaat önderlerinden. Otelciye sordu. Oğlum bu şehirde neden akşam namazı kapalı, camiler kapalı? Hocam sadece akşam değil, üç vakit Kırşehir'de namaz kılınmaz. Namaz kılınmaz. Neden? Terör var, can emniyeti yok. Üç vakitte camiler kapalıdır. O gün Kırşehir'de yani can emniyetini yok eden, mal emniyeti yok eden o derin devlet, derin güç, Mossad, CIA ve piyonları bugün Diyarbakır'da bu hendekleri kazdırmaz mı sana? Yapar. Alet olmayın teröre ya. Haklarınızı veren bir hükümete başkaldırıyorsun üstelik. Teşekkür edeceğinize. Bir teyip kasedini gezdirmek suç idi memlekette, Kürtçe şarkı vardı. Evet. Bütün bunları kaldıran, tarihin çöp sepetini atan iktidara savaş açmak kimin piyonu olduğunu düşün artık. Aklını başına al. PKK Kürt'ü yok etmek için kurulmuş. Kürt'ten intikam alıyor. Kürt'ün okulunu, Kürt'ün fabrikasını yakıyor. Vallahi Müslüman Kürt kardeşlerime, Müslüman gayrim ayırmam. Hangi inançta olsun. Doğudaki insanlara acıyorum ya. Kendilerini oturduğu yerden başka yerlere göç etmeye zorlayan bir terör örgütünün kıskacı altında. İnşallah temizlenecek. 12 Eylül'de terör bundan daha beterdi. Onun için anlatıyorum. Rize'de Çayeli'ye solcu giremez. Devlet gibi gümrük. Pazara da ülkücü giremez. Ayırmışlar. Zonguldak'a gittim konferansa. 1976-77 unuttum. Cuma namazına gideceğiz. İki tane cami yan yana. Zonguldak devrek. Dedik hangisine gireceğiz? Bu dedi Adalet Partilerin camisi. Öbürü de CHP'lilerin camisi. Sağ sol. Camiler ayrılmış. Evet. Türkiye. Neden? O da aynı. Türkiye'de kahya değişiyor. Garson Erbakan gelmesin diye. Vallahi billahi tallahi 12 Eylül Erbakan Hoca'nın ağır sanayi hamlesine yapıldı. 12 Eylül olmasaydı doğuda ne Diyarbakır bu haldeydi ne doğu şehirleri. Ne terör vardı, ne bir şey, ne apo vardı. Bebek katili cani, hiçbiri yoktu. İşi olan, aşı olan, eşi olan daha çıkar mı? Bu günleri gördük. Türkiye'nin bölüneceğini gördük. Bölünmek isteni bölünmez de. Türkiye'yi kimse yenemez. Bak burada söylüyorum. Bütün dünya duysun. Hem vallahi, hem billahi, hem tallah. Türkiye'yi hiçbir gücün yenme şansı yoktur Allah'ın izniyle. Neden? Çünkü Türkiye dünyanın barış köprüsü bir ülke. Anadolu yerleştirilmiş bir toplumun devleti olarak sadece Türkiye'yi korumuyoruz. Bütün dünya mazlumlarının ümidi bura. Bura gitti mi kıyameti bekle. Yenildiği an kıyamet yaklaştı. Türkiye ayağa kalkmasın diye Sultan Ahmetler var değil mi hocam? Mekabe-i Muazzama Medine-i Münevvere'nin sigortasını Allah'ın Resulü Aleyhisselam İstanbul'un fethini müjdeleyerek takmıştı. Oradaki hikmet. Tabii, buraya gelir miydik o müjde olmasaydı? İki sebebi var, her yerde söylüyorum. Fethin müjdelenmesi. İstanbul Boğazı güzel diye mi methetmiş? Kudüs'ü fethedeni methetmiyor. İran'ı fethedeni methetmiyor. Kahire'yi hem de Cebeli Tarık'ı geçmişti Tarık bin Ziyad. Onu methetmiyor. En zor bir fetihtir gemilerle. Evet. Karşıya geçiyor, Endülüs'ü kuruyor. Neden İstanbul? İstanbul zulmün merkezi, Bizans'ın yıkılması lazım. İpek yolu buradan geçiyor. Haçlı ordular Afrika'yı, Asya'yı buradan sömürüyor, aç bırakıyordu. Allah Resulü ve bütün peygamberler zalime ve mazluma baş kaldıran yiğitler olduğu için hep merhamet lideri. Dolayısıyla buralar ele geçerse yeryüzü insanları rahat eder. Ve öyle olmuştur. İstanbul'un fethiyle ne Afrika'da açlıktan ölen var ne Asya'da. Ne zamana kadar? Son anamız Sultan Abdülhamit Han eline kelepçe grubu CHP zihniyeti Osmanlı Devleti'ni yıkmak için eline kelepçe vurup Selanik'e mahkum ettiği güne kadar ümmet çobansız değildi, anasız değildi. Şimdi 100 yıldır herkesin anası ağlıyor. Avrupalı'nın da anası ağlıyor. İşte gördük evet. Bugünkü faciayı. Ve en çok zarar da Osmanlı'nın yokluğundan Hristiyan alemi çekti. Müslümanların şehit sayısı 30 milyon 100 senede. Ana yok. Ama Hristiyanları ne kadar? 50 milyonu geçer. Daha fazla hocam. Yıktıkları Osmanlı'yı arıyorlar mumla akıllıları. Akıllıları. Yıktıkları Osmanlı. Neden? Biz mi öldürdük Hristiyanları? Yok. Osmanlı'nın mirası üzerinde
paylaşım kavgası yaptılar. Bura benim olacak, bura benim. Birinci Cihan, ikinci Cihan Harbi'nde birbirini yediler. Evet. Yani yeniden Türkiye'nin, Türkiye'ye bütün dünyanın ihtiyacı var. Sadece masumların değil, sadece Müslümanların değil, ehli kitabın, bütün insanlığın böyle bir anaya ihtiyacı var. Böyle bir Türkiye'nin oluşmaması ve tekrar gücüne... Bu da milli dirilişle, toplumun dirilmesi lazım. Sultanahmet tabii. Saldırıları, Güneydoğu'da yaşanan gelişmeler bununla alakalı. Niçin bunu anlattık? Geçmişi evet. Bilmezsen ama korkarsın ya bu terör... Artık Türkiye bu işi başaramaz. Biz neleri gördük bunların? Hepsini atlatacağız. Hocam o Batı'nın ve emperyalizmin kirli emelleri üzerine işte Suriye'de yaşananları görüyoruz. Halen Irak'ta, İslam coğrafyasının her yanında kan ve gözyaşı var. Son 15 dakika girmişken hocam, yıllar önce örnekler verdiğiniz için yıllar öncesinden, 80 öncesinden, yıllar önce yaptığınız mecliste bir konuşmanız var. Uzun bir konuşma. Biz onu hazırladık, kısa bir hale getirdik. 3 dakika kadar. Onu bir izleyelim. Keşke kıymetli tamamını verseydiniz. İzleyenlerle hangisi birlikte. Bilmiyorum. Bu akşamki özellikle terör meselesine ve Batı'nın o kirli emellerine endeksli olan kısımlarını önceledik. Diğer kısımları başka programlarda inşallah izleyebiliriz. Kıymetli izleyenler, Şevki Yılmaz hocamızın Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden Rize milletvekili iken yaptığı konuşmanın band kaydını hep beraber izleyelim. 1996 herhalde. Terör konusu Türkiye'nin en büyük sorunlarından biridir. Milleti canından bezdirmiştir. Ama terör deyince akla sadece silahlı eylem gelmemelidir. Türkiye'mizde ekonomik terör de vardır. Ahlak terörü de vardır. Türkiye'mizde bu terörün sivrisinekleriyle meşgul oldukça terörün önüne geçmek mümkün değildir. Terörün sivrisinekleriyle 50-60 senedir uğraşıyoruz. 12 Eylül'de terörü önleme bahanesiyle maksadıyla yapılan ihtilalden sonra terörün önlenmediği gerçeği ortadadır. Sapancı'yı kendi iş hanında oturduğu makamında vuran genç 20 yaşındadır. 12 Eylül tarihinde bu genç 3-4 yaşında bir çocuktu. Bu gençleri 10 sene sonra, 15 sene sonra vatanına, bayrağına, ülkesine, askerine, polisine silaha sevk eden mikrobu bulmadıkça yaraları pansuman etmekle hiçbir yere varamayız. Mutlaka bu yaralara neşker vurmak mecburiyetindeyiz. İhtilallerle, emniyet kuvvetleriyle bu işin üstesinden gelinemeyeceği apaçık ortadadır. Ama gelin, kan kaybetmeden, zayiat vermeden de bu işin çözümü vardır. Türkiye'miz üzerinde oynanan oyunları bilmezsek, niçin PKK var, niçin çekiç güç var, bunu anlamamız mümkün değildir. Türkiye, dünya insanlığının kilit taşıdır. O kilit taşı köprünün menziline oturtulduğu zaman, dünyada bir barış köprüsü, saadet köprüsü ve kurtuluş köprüsü kurulacağını bilen çevreler, Türkiye'yi güçsüz kırabilmek için ekonomik noktada da sömürüyorlar, siyasi noktada da sömürüyorlar, sosyal ve ahlak noktasında da sömürüyorlar. Dostumuzu, düşmanımızı tanımazsak boşuna kendi evlatlarımızı kendimiz cani ve eşki olarak yetiştirmeye devam ederiz. Okulların bahçesinde esrar ve eroin kullanan çocuklar PKK'nın şehit ettiği insanlardan daha mazlumdur. Bugün Türkiye okullarında 100 gençten 15'i orta eğitimde esrar ve eroin kurbanıdır. Polisiye tedbirlerle bunları önleyemezsiniz. Türkiye'nin düşmanlarını önce tanıyacaksınız. İşte buyurun, niçin Filistin'de İsrail'in Siyonist emelleri var? Şu gördüğünüz Fransa'da kiliselerde okutulan bir İncil'dir. İncil'den bahsediyorum. İşte bu İncil'in arka sayfasında bir harita vardır. Türkiye'yi dörde bölmüş bu İncil. Doğuya Ermenistan, Karadeniz'e Pontus, İstanbul'a Bizans, Güneydoğu bölgemize İsrail diyor. Ay'dan bahsetmiyorum beyler. Can vatanımızdan 55 milyon şehidin kanıyla emanet edilmiş bir vatan parçasının üzerinde Batı'nın kirli emellerinden bahsediyorum. Şu gördüğünüz Avrupa Birleşik Devletleri'nin başkenti Brüksel, devletinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın İlkokul çocuklarına dağıttığı ajanda kitabındaki bir belgedir. İşte
Brüksel'deki çocuklara dağıtılan bu belgenin ikinci sayfasında dünya haritası ve dünya haritası içine devletler numaralanmış. Türkiye'yi iki numara içerisinde Türkiye olarak göstermiyor Belçika. Ya Armenia olarak gösteriyor. İşte kendi içimizde bir araya gelmezsek, AVB partisi diye bölünürsek bu ülkeyi sivrisinekleri yok ederek kurtaramayız. Türkiye'de birbirimize bizi düşüren güçlerin piyonları vardır. Bu piyonlardan biri de tarihimize, kültürümüze düşman koskoca Cihan Sultanı, Filistin'de bugün patlayan bombaları o gün hisseden, 33 yıl Devlet-i Aliye-i İslami Osmaniye'yi ayakta tutan Cihan Sultanı Sultan Abdülhamit gibi bir sultana yumurta attıracak kadar şerefsizlesen bu alçak medya işte Türkiye'de bugünkü sivrisineklerin yetişmesinde en büyük unsurdur. Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle bir kardeşler toplumuz. Gelin canlar bir olalım. Ordu millet kaynaşalım. Taş atana gül atalım. Bu güçleri çatlatalım diyerek hepinize saygılar sunuyorum. Güçe hayırlı olsun diyorum. Evet. Hocam. Evet. Çok ilginç bir konuşma. Bunun tamamı sosyal paylaşım sitelerinde de var. Şevkiyılmaz.net'te de izleyicilerimiz ulaşabilirler. Habervakti.com'da. Ben bunu izlediğim zaman şunu tekrar düşündüm. 10 dakikalık, 10 küsür dakikalık bir konuşma dedim ki bu. Rize eski milletvekillerinde Şevki Yılmaz'a niçin linç kampanyası yapıldı? Neden vatan cüda Avrupa hicreti tercih ettiniz ve niçin bu kadar medya üzerine gelip bir Türkiye düşmanı adeta profili çizildi sizin hakkınızda? Tabii. Bunları bugünle yorumladığımız zaman ve geçmişteki bu konuşmaları dinlediğimizde siz Batı'nın kirli emellerini mecliste İncil'in arka sayfasındaki bir haritadan yola çıkarak ülkemizi bölüyorlar ey milletvekilleri diyorsunuz. Bu vatanı parçalamak istiyorlar diyorsunuz. Çekiç güçte PKK'da bunun için var. Bataklıkla uğraşmayın, sivrisinekle uğraşmayın, bataklığı kurtalım diyorsunuz ama tabii sesiniz duyulmuyor. Çünkü o dönem medya güçlü değil. En azından müsbet medya bugün olduğu kadar. Bir kısım elitlerin elinde ve onların öttürdüğü düdük duyuluyor. Başka söyledikleri sözler duyuluyor. Şimdi Allah'a şükür tabii 20 yıl öncesine nazaran Türkiye bu noktada iyi bir durumda. Ve sizlerin bunda çok emekleri var. Sizler gibi konu içerisinde geçen siyasi hareketin içerisinde bulunmuş fikir, düşünce ve eylem adamlarının. Bakın birçok adam var fikir ve düşünce adamıdır ama eylem adamı değildir. Sizin bir de böyle bir yanınız var. Siz bir de eylem adamısınız. İşte bu minvalde değerlendirerek hocam şahsınızı övmek için kuş, taşız biz, canlı yayında sizi övmek için bunları söylemiyorum. Bu bir realite. İmanımızın yani, gereği. Neden? Bakın şu an ya televizyon kanalımızı telefonla arıyorlar. Notlar geliyor. Arkadaşlar getirdiler. Bir tanesi çok ilginç. Hocam ben eski ülkücüyüm. Şu söylediklerinizin altında imza atarım diyor Abdullah Uyar. Yani ve daha nice hem Twitter'dan hem mail üzerinden Avrupa'dan Hollanda, Almanya dahil olmak üzere hem sevgi selamları ve hem de soruları var izleyicilerimizin, takdirleri var. Hocam son 10 dakikaya girdik. Sultanahmet'teki menfur bu haince saldırı başta olmak üzere hem doğuda yaşanan sıcak gelişmeler ve İslam coğrafyasındaki akan kanın Türkiye üzerindeki sorumluluğunu arttırdığını görüyoruz. Türkiye hem siyasi iradesiyle hem millet olarak nasıl bir duruş sergilemeli ve nasıl bu oyunları bozabilmeli? Ne dersiniz hocam? 10 dakikada 10 saatlik bir konuşma gerekiyor. Evet, doğru. Tabii anlayana sivrisinek saz. Önce herkes din temsilci hastalığını bırakacak. Din temsil edilmez. Din yaşanır. Sonra herkes insan olduğunu unutmayacak. Bugün bomba altında hayatını kaybeden Alman da Allah'ın kulu. Onunla kardeşiz. İnsanlar imanda kardeşler, bir de yaratılışta kardeşler. Adem'in çocuklarıyız biz. Merhamet toplumu oluşturmamız lazım. Madde insanın kalbini katılaştırdı. Merhamet toplumu olduk mu? Mazlumların yanında tarih boyunca olduk, yine olmamız lazım. Bir de at gözlüklerini çıkarmamız lazım. At gözlüğü. İttekû ferâsetel mu'min fe innehu yanzuru bi nîmullah.
Ne müthiş bir söz, ne bir müthiş bir evrensel mesaj. Önderim, liderim, Hazreti Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem, baş öğretmenimiz öyle buyuruyor. Müminin ferasetinden korkun, o Allah'ın nuruyla bak. Feraset ne? Hep gençlere Arapça konuşmuşuz. Zaten ondan çokları meydanı boş buldu. Feraseti anlatsak kimse aklını kireye vermez. Benim şeyhim de benim liderim de günah işleyebilir dediğin an kendini şirkten kurtarırsın. O lideri de seni sapıtmaktan kurtarırsın. Kendini de yakıyorsun. Allah'tan önce dinlediğin liderini de yakıyor. Hayatını yok ediyorsun önderini. Aklınızı başına alın. Sahabe birbirine aynı saygıyla bağlandılar. Aynı ölçüde. Hazreti Ömer'e hesap soran bir ruh var. Bir kadın hesap soruyor. Yaşlı bir kadın. La sema ve la ta'ata ya Ömer. Hazreti Ömer'den üstün insan mı var? İşit, seni dinlemiyorum. Sana itaat yok, hutbede. Cuma'da niçin konuşulmaz? Cuma'da konuşmak yasak. Birbirinizle, cuma namazı. Lideri hesaba çekesiniz diye. Seni mi dinleyeceğim, lideri mi? Liderle konuşmak için cemaatin birbiriyle konuşması yasak olmuş. Bir defa bir kadın, kız çığlık atıyor. La sema ve la ta'ata ya Ömer. Neden? Hazreti Ömer diyor ki gençler evlenemiyor. Kötülükler artmaya başladı. Neden? Kızlar çok altın istiyorlar, mihir. Ben mihri kısalttım diyor. Mesela bir kilo istiyorsa ben de 100 grama indirdim Hazreti Ömer. Kur'an'ı Resulullah Aleyhisselam'dan sonra en iyi anlıyor. Hazreti Faruk o demek. Oradan kız çığlık atıyor. La sema ve la ta'ate ya Ömer. Sana ne uyarım ne? Ne yaptım diyor Hazreti Ömer. Bana Allah Nisa suresinde bu hakkı verdi. Kadınlara en iyi mihirlerini en iyi şekilde verin. Ayetini okuyor Hazreti Ömer'e. Ahta al Ömer diyor. Ağlıyor Hazreti Ömer. Ömer hata etti, bu kız isabet etti. İşte bu anlayışı getirmezsek hem Türkiye hem diğer İslam'a isyan alemi İslam'a dönmez. Birilerinin şekillendirdiği bir yola düşeriz ki işte düştük. Onun için de ferasetli olacağız. Yöneticisi, idare, herkes ferasetli olacak. Feraset ne? Arapçada feraset feresten geliyor. Beygir demek. At. Feraset at bakışı demek. Ne müthiş söz ya Rabbim. Ey ümmetim diyor, at gözlüklerini atın. At gözüyle birbirinize bakın. Ata niçin gözlük takarlar? At bakışı çok geniştir. At sırtındaki yükü görür. Korkar diye çiftçi ata gözlük takar. At gözlüğü görüşü kısaltmak için. Gece de görür at, gündüz de görür. İşte mümin bu. Şimdi gözlük taktık. Irkçılık, mezhepçilik, cemaatçılık gözlükleri, particilik. Birbirini dost göremiyoruz ya. Kendinden olmayana ihvan demeyin. Dolayısıyla biz at gözlüklerini atacağız. Herkes. İdareci de atacak. Dünyada güçleri görecek. Dengeyi görecek. Birbirini yumruklaya yumrukluya adamlar bayram ediyor. Düşmana, bize saldırmaya gerek yok ki. Birbirini yiyor, birbirini yiyoruz. Herkes, milli eğitim bu bataklığı kurutmadan medyaya, milli eğitime çok önemli görev düşüyor. Sorumlu olunan, Milli Eğitim Bakanı burada duyuyordur inşallah. Hala öğretmenleri rastgele alıyor. Nasıl kurutacaksın bataklığı? Osmanlı'da Fizan, Türkiye'de Van. Sürgün yeri. Böyle şey olur mu ya? Doğu'ya en kaliteli arkadaşlar, en değerli, ehil insanlar. Halkı, Doğulu kardeşleri kucaklayacak. Doğulular çok cömert insanlar. Merhametli insanlar. Öyle daha bir Müslüman, ben Kürtlerle, biz Kürtlerle hısımız, hasım değil. Kesinlikle. Kız verdik, kız aldık. Hiçbir zaman bir Kürt bir kadını daha kaçırmaz. Onlar hep Ermeni uşaklar. Müslüman bir Kürt gelecek, Yasin'in kafasını ezecek. Mümkün değil. Karıncayı ezmez. Onun için Kürtler doğuda gözlüklerini çıkarırsa PKK'nın Ermeni terör örgütünü anlar. Gözlüğünü atacak. Kürtçülük gözlüğü onlara taktırıldı ki bu oyunların maşası olsunlar diye. Oldular mı? Değil. Yine bir avuç ama aldatılıyor.
Milletin bak, milletin camiası da gözünü atacak. Hala Darwin teorisi kitaplarda. Hala milletin kitapları. Değişse de istediğimiz seviyede değil. Öğretmen neden mülakatla alınmıyor? Rastgele. Bazı öğretmenler, geziyorum ben Türkiye'yi, geziyoruz. Bugün Türkiye'de bazı öğretmenler yaz aylarında çocuklarına, talebelerine kamp için kandili seçiyorlar. Kandile getiriyor. Üniversitelerden var. Bunları kim yapıyor? O Susurluk'ta şehit edilen, katledilen o aileler, Susurluk diyorum, Suruç'ta. Suruç. Onların birçoğu, birkaç tanesi bizim Kocaeli Üniversitesi'nden gelen zavallı talebeler. O gün orada Suruç belediye başkanı neredeydi? En küçük toplantıda şov yapan HADEP milletvekilleri Suruç'tan için yoksunuz o gün. Suruç'un HADEP PKK ilçe başkanı nerede o gün? Yok. Hep kurbanları seçmişler. Aynen Ankara'daki patlamada nasıl bu beyler olmadığı gibi zavallı insanımız katlediliyor. Bunlar nasıl anlaşılır? At gözlüklerini çıkarar. Aklımızı başımıza alacağız. At gözüyle bakacağız. Artık ilkokullardan daha sınıf öğretmeni dahil öğretmenler seçilerek alınacak. Polisi seçerek alıyorsun sözlüyle. Savcıyı, hakimi seçerek alıyorsun mülakatla sözlüyle. Peki hangisi önemli? Hakim, savcı, polis mi? Yoksa polisin, hakimin, savcının dosyalarını, uğraştığı problemleri azaltacak öğretmen mi? Mevlana'nın tarihi bir sözüdür. İnsan yetiştirme, insanı yetiştirecek insan yetiştir. Bunu Milliyetin Bakanı levha yapmalı, levha. İnsan yetiştirme, Milliyetin Bakanlığı'nın ismi milli eğitim, milli olmak, milli isminden hakikate dönmesi lazım. Milli eğitim ol kardeşim, başka bir şey istemem. Her şeyi milli olacak. Milli mücadele, milli marş, eğitimde milli olursa bu bataklık kurtar. Yoksa o çocuklar, o kandile gider, diğer terör gruplarında aldatılmış insanların gözyaşlarına gözyaşları katılacak. Aklımızı başımıza alacağız. Bataklık var. Sivrisinek olursa ben öldürürüm. Öyle olmaz. Öldürme onu. Sivrisinek olmasın. Gül olsunlar. Gül. Resulullah Aleyhisselam'ın yolunda olan güller açsın memlekette. Bu ülkede Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman eden topluluk oldukça bu olaylar olur mu? Asla olmaz. Ne hırsızlık olur, ne yan kesici olur, ne dolandırıcı olur. Bütün çözümlerin kaynağı eğitim. Yaratıcımız olan Allah'a dönecek milli bir dirilişle Rabbinin kulu olmak suretiyle bütün kötülüklerin karşısında olacak nesil yetiştirmek. Milli diriliş, milli diriliş için eğitim milli olacak. Milli eğitim medyada milli olacak. Evet. İzin vermeyecek yok. Nedir o Rütük? Evet. Bu sahte, bu ahlaksız filmlere, dizilere haddini bildirecek. Yani onlar bu yangını ateş dökmeye, bu ateşe benzin dökmeye devam eden bu kuruluşlara nasıl devlet izin verebilir? Nasıl verebilir? Komple bir yani milli, terörün zeminini, milli duruş söz konusu. Terörün zeminini ortadan kaldır, orada gül bahçesi aç. Eyvallah hocam. Çok teşekkür, olun, teşekkür çok teşekkür ederim. Ediyoruz hocam. Tabii bu hafta da canlı yayınımızın sonuna geldik. Vakit yine tabii yetmedi. Çünkü daha cuma düzenlemesini konuşmadık. Ona yapılan tepkiler var. Ayrıca bu Cumhuriyetçi Parti'nin Amerika'daki favori başkan adaylarından Donald Trump'ın bir seçim toplantısında başörtülü bir hanımefendiyi salondan çıkartması olayı vardı. Buna değinemedik. Ama bu ve diğer konuları inşallah önümüzdeki haftaki programlarda inşallah tekrar konuşacağız. Evet kıymetli izleyenler. Şevki Yılmaz hocamızla Milli Diriliş adlı programımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Haftaya Milli Diriliş'te tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Müzik